Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, o da bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabı üzerinden, bir paylaşım yapmıştı. Sonrasında bir de video yayınladı. Bakalım, görelim, izleyelim Özgür Özel bununla ilgili neler söylüyor. Diyor ki, siz hiç 15 Temmuz'dan ders almadınız mı? İşte o açıklamalar. Onu herkes bilir. Ve o 10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7'si birden ve amirleriyle birlikte açığa alınmışlar. 3 teğmenin yakalarına Atatürk'ün rozetini takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Diyor ki yakalarına takmaları gereken resmi. Ne resmi? Niye söylemiyorsun Atatürk resmini diye de sadece resmi diyorsun. Toplu iğne olmadığı için takmayan, savunmasını yapmak, onların avukatlığını yapmak size mi düştü? Ve onlara itiraz edenleri de, onlara itiraz eden 4 teğmen Atatürk'ün ocağında Atatürk'ün resmini yakasına takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4 gün önce, 5 gün önce Yeni Şafak gazetesi Teğmenler Cuntası diye haber yaparak yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri junta diye yaftalayarak FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikatlara, bu cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepiniz apar topar Atatürk resimlerine sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı. Şimdi Atatürk resminden rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, bir şekilde pohpollamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya biz onun aklını başına getireceğiz. O ihtiyaç hemen giderilir. Onların... Değerli izleyiciler, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki göstermişti. 15 Temmuz'dan ders almadınız mı diye sormuştu. O soruyu bir kez daha sordu ve bu kez videoyla sorduğu bir soruydu. Kime sordu? Biliyorsunuz bir teğmen tartışması devam ediyor. Yakasına Atatürk rozeti takmayan 3 teğmene sordu. Onlara da aynı soruyu sordu. Siz hiç 15 Temmuz'dan ders almadınız mı sorusunu gündeme getirdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Şafak gazetesinin geçtiğimiz günlerde attığı bir manşeti hatırlattı. Neydi o manşet? Teğmen Cuntası. Hatta sizlerle paylaşmıştık o Teğmen Cuntası manşetiyle Yeni Şafak gazetesinde. O manşeti hatırlattı.
dedi ki bu haberle birlikte, o manşetle birlikte bu gelişmelerin psikolojik altyapısı hazırlandı diyor Özgür Özel ve aynı zamanda gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade ediyor. Aynı Yeni Şafak gazetesi, o gün Teğmen Cuntası manşetini atan Yeni Şafak gazetesi bugün ne diyor? Bugün yine manşetlerine devam ediyor. Bakalım bugün nasıl bir manşetle çıkıyor? Teğmen Cuntası'nda o da var denilmiş ve bu kez de Ümit Özdağ işaret ediliyor Yeni Şafak'ın manşetinde. Nasıl bir hesap yapıldığını elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tuzla Piyade Okulu'ndaki junta heveslisi Teğmenler vakasında da Ümit Özdağ var. Dindarları tarikatçı, gerici diye fişleyen Teğmenler kendi aralarındaki yazışmalarda Ümit Özdağ bu işi çözer diyor. Juntacıları ilk sahiplenen kişi olan Özdağ da henüz idari karar alınmamışken önceki akşam vatanseverler ihraç edildi diyerek provokasyona başladı deniyor. Bugün Yeni Şafak'ın manşeti dikkat çekici. Özgür Özel de Yeni Şafak'ın işte o Teğmen Cuntası haberiyle bir psikolojik hazırlık yapıldığına işaret etmişti. Az önce sizlerle paylaştığımız haberde ne demişti? Çok dikkatle takip ediyorum. Hem bu haberi hem önceki manşetleri hem de gelişmeleri biz de sizlerle paylaşacağız elbette bunun yansımalarını. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürelim sizi. Bütçe